Herkese merhaba. Bugün yine bir kendin yap videosuyla karşınızdayım. Bugünkü projemizde freze tezgahları için veya taşlama tezgahları için bir tane kenar bulucu yapımını göstermeye çalışacağım. Ama hemen önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Velespitnet'in bir tane Instagram hesabı bulunuyor. Bu Instagram hesabını takip ederseniz ayrıca kanalımın katıl butonuna tıklayarak bütçeniz doğrultusunda kanalıma destek olursanız beni çok mutlu edersiniz. Bununla beraber bu ve benzeri projelere ihtiyaç duyan arkadaşlar için iletişim bilgilerimi bu videonun açıklamalar kısmına ekliyorum. Merak edenler oradan bakabilirler. Projeye geçmeden önce bu donanımlardan bahsetmek istiyorum birazcık size. Kenar bulucular freze tezgahlarında, taşlama tezgahlarında, matkap tezgahlarında tezgaha bağlanan iş parçası üzerinde doğru ölçüm yapabilmek ve tezgahı sıfırlamak için kullanılan donanımlara deniyor. Burada gördüğünüz gibi egzantrik bir kenar bulucu yapmayı göstereceğim bugün size, ancak pek çok kenar bulucu çeşidi var. İşte egzantrik olanlar var, kademeli olanlar var, dijital olanlar var, blue touch'lar var. Bunun gibi sesli ve ışıklı uyarı verenler var. Bu kenar bulucunun siparişini vermiştim, ancak bu benim tezgahım için çok büyük bir kenar bulucuymuş. Dolayısıyla tekrar sipariş verip haftalarca beklemek yerine kendiminkini neden yapmıyorum, bunu da sizinle neden paylaşmıyorum dedim. Dolayısıyla bu proje ortaya çıktı. Ben bu projeyi standart imalat şeliğinden hayata geçirdim. Ancak sertleştirilebilir malzemeler kullanılarak daha uzun ömürlü bir kenar bulucu da yapabilirsiniz. Bu sizin tercihinize kalmış. Şimdi siz bu proje nasıl yapıldığını izleyin. Zaten videonun sonunda bunu tezgaha bağlayıp nasıl kullanıldığını da size göstermek istiyorum. Dilerseniz projeye başlayalım.
Şimdi kenar bulucunun ana gövdesinin ön kısmı bitti. Tek parça daha yapacağım ben bu kenar bulucuyu. İşte ince kenarları ölçeceğimiz kısım, daha kalın kaba kenarları ölçebileceğimiz kısım. Burada sürtünme yüzeyi. Ondan sonra bunu buradan kesip arka tarafında gövdenin geri kalan kısmını yapacağız. İnce kısım için 2 mm, kalın kısım için ise 10 mm çap kullanmayı tercih ettim. Çünkü bunu freze tezgahına taktığımız zaman daha kolay hesaplama yapmamızı sağlayacak. Çünkü tek rakamlar kullanıyor olsaydık merkez bulmaya çalışırken küsuratlı rakamlar eklemek zorunda kalacaktık. Dolayısıyla 4 mm ve 10 mm çaplar kolay ikiye bölündüğü için bu şekilde tercih ettim. Burada sürtünme yüzeyleri için bir bölüm, ardından tekrar bir 10 mm'lik ana sap kısmı, çekirdek kısmı olacak. Gelin şimdi bunu önce bir keselim, ardından gövdenin geri kalanını işlemeye başlayalım. Eksende doğru bir şekilde tornaladık ve bitti. Şimdi bunları buradan kesip artık gövdenin deliklerini açıp birleştirme safhası kalıyor. Tek gövdede tornaladığımız için artık buralardan kesip torna aynasına bağladığımız zaman merkezden kaçma gibi bir problem söz konusu olmayacak. İkisi de düzgün şekilde eksenlenmiş olacak.
Parçaların içlerini boşalttım ben. Şimdi bu ölçme kısmında yayı monte edebilmek için bir tane pim deliği açmamız gerekiyor. Yayın ucundaki halkaya takılı geçecek olan bir pim bu. Böylece yayı gövdeye sabit tutacak. Aynı işlemi de bu tarafta tekrarlayacağız ama burada başına havşa açarak bir pim vidası ile bu yayı buraya tutturacağız. Böylece sabit kalacak. Evet, parçaların yapımı tamamlandı. Şimdi montajda sıra. Gördüğünüz gibi ben burada 2 mm'lik bir delik deldim. Eski 2 mm'lik bir matkabın sapıyla da küçük bir pim yaptım. Toplamaya başlayalım. İlk başta yayı geçireceğiz buradan. Burada havşa başlı bir ağaç vidasının üzerine 1 milim bir delik deldim. Kenarlarını eğriledim. Bu buraya takılacak ama önce buradan geçirmemiz gerekiyor. Şimdi kenar bulgucunun nasıl kullanıldığını ben size göstermeye çalışayım. Ben örnek olması açısından tezgaha bir parça bağladım yine. Bunun şimdi tam ortasını bulmaya çalışacağız. Önce kenar bulucuyu bir takalım. Yavaş yavaş iç parçasının kenarını kenar bulucunun ucuna doğru, proba doğru yaklaştırıyorum. Gördüğünüz gibi şu anda egzantrik dönüyor. Ben parçayı yavaş yavaş probun ucuna yaklaştırmaya başladığım zaman temas edip onu eksene sokmaya çalışacak. Gördüğünüz gibi hala şurada egzantrik döndüğünü görüyorum. Şu anda tam sıfırlanmış durumda. Parçamızın genişliği yaklaşık 30,4 mm. Biz bunu tam ortadan delmek istiyoruz. Yani 15,2 mm artı prop uç çapı 4 mm. Oradan da 2 mm ekleyeceğiz. 17,2 mm tezgahı Y ekseninde hareket ettirmeliyim ki tam ortadan delebilelim. Şimdi probu çıkartıp bir tane punto matkabı takalım tezgaha. Öncelikle buradan döndürme yönüne göre bileziğimi sıfırlıyorum. Burada her bir 10 aralık 0,5 mm'ye tekabül ediyor. Evet, sıfırladım. Şimdi yavaş yavaş Z ekseninde merkeze doğru ilerleyeceğim. 1, 2, 3.
Şimdi tezgahımı çalıştırıyorum. Hemen şimdi delik kenarında ölçüyorum. 14.20 14.20. Bu probu X ve Y ekseninde doğru şekilde hizalama yapmak için kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi proje yapmak aslında o kadar da zor değildi. Sadece birazcık titiz çalışmak gerekiyor. Ve yapım aşamasında dikkat edilmesi gereken birkaç tane adım var. Zaten videonun içerisinde de onlara değindim. Bu proje için söylenecek fazla bir şey kalmadı. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olun. Aboneyseniz de abone ol kutucuğunun yanında küçük bir tane çan resmi bulunuyor. O çan resmine tıklayarak bu kanaldan gelen bildirimleri almak istiyorum derseniz beni çok mutlu edersiniz. Bir dahaki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.